Teknopattan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle hep bomba gibi bir bilgisayar inceliyoruz. MSI'nin Creator Z16 P modeli. Bu laptop MSI'nin bugüne kadar yaptığı en etkileyici kasalardan bir tanesine sahip. Daha önce Creator Prestige çok farklı içerik üreticisi serisi Üstü bilgisayarlar gördüm ama MSI'nin bu kasası gerçekten yekpare alüminyumdan masif bir kasa. Özellikle metal ağırlık, hissiyat, yuvarlak kenarlar, kasanın genel kalitesi tam olarak hitap ettiği içerik üreticisi ve profesyonel kitle hitap eden bir model olmuş. Burada üzerindeki MSI logosundan kenar detayların rengin güzelliğine kadar her detay hoşuma gitti diyebilirim. Alt kısmında sizlere göstereyim iki tane masaya tutulması için çok geniş ve bu alttan hava almayı kolaylaştıran kavuşuk kısım var burada. Şuradan vidaları görebiliyorsunuz. Şu arka kısımda ön kısımda ve burada 6 tane vidamız var. Bunlar yıldız vida. Yani çok kolay bir şekilde açabiliyoruz ve içerisine erişebiliyoruz. Ve bu bilgisayarın hedef kitlesi olan video içerik üreticiler bu sayede bilgisayarın içerisinde 2 tane M2 SSD takabiliyorlar. Zaten bir tane SSD ile geliyor. Ama 2 yuva ne demek? 2 tane 4 TB SSD ile kendi 8 TB depolama alanına sahip olan dizüstü bilgisayarınızı rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Bu bilgisayarın özellikle kasasını kullanma tercih sebeplerinden bir tanesi çok güçlü işlemci ve ekran kartı, diğeri bu içerisindeki SSD yuvaları, diğeri de yan taraftaki kart okuyucu. Kart okuyucu bu sağ kısımda yer alıyor. Burada tam boy bir kart okuyucu var, ufak tefek değil. Yanında tip A1 Super Speed USB portu var. Yan tarafta havalandırma ızgarasını burada görebiliyoruz. Arka kısma baktığımız zaman arka kısımda herhangi bir port falan bulunmuyor. Doğrudan burada havalandırma ızgaraları bulunuyor. Soğutma için buralar çok önemli. Diğer kısma baktığımız zaman burada ana güç portunu görüyoruz. Yine havalandırma portumuz. Burada güç ve Thunderbolt birlikte olan portumuz var. USB tipçe bir port. Buradan harici monitörlere görüntü verdik. Hatta bir monitör incelemesinde bunu da kullandım. Gayet güzel. Yanında yine USB type C portu var ve alt mod DisplayPort çıkışını destekliyor. Yani yine ekstra bir monitör bağlamak mümkün. Bu sayede çoklu monitörde ben çalışıyorum. Sadece laptop ekranında çalışmıyorum diyenler de kendilerini rahat hissedebilirler. Burada da combo kulaklık mikrofon jackimiz bulunuyor. Şimdi esas güzel yan sadece bu bağlantı portlarıyla bitmiyor tabii ki. Bu bilgisayarın kendi ekranı da özellikle video prodüksiyon yapanlar için tasarlanmış ve gördüğünüz üzere masaya tam olarak açılabiliyor. Masaya tam olarak açmanın bir tane faydası buradaki soğutma portlarının da önü tam olarak açılıyor. Ve bunu tam dikey modda bir tane dok ile kullandığınız zaman mükemmel soğutma, çoklu monitör. Hatta hepsini bir arada kullanabiliyorsunuz. Bir de işin ilginç kısımlarından birini göstereceğim. Ekran dokunmatik. Şu şekilde Windows 11 kurduk. Test ettik. Dokunmatik ekranında gayet güzel çalışmak mümkün. Ve şuradaki True Pixel etiketinden görebileceğiniz üzere ekranın renk kalibrasyonu yapılmış durumda. Bu 16'ya 10 oranda altın oranı sahip bir ekran 16'ya 9 değil yani yukarıdan aşağıya daha geniş. Üst kısımda webcam, mikrofon dizilimi. Alt kısımda ekranın özellikle yapısı sebebiyle pek görmediğimiz bir çerçeve var. Çerçeveler ince, süper ince değil ama dokunmatik ve ince olması güzel. Bir de 4 quad HD Plus çözünürlükte 2560'a 1600 ekran çözünürlüğü var. hem HDMI destekliyor. Yani özellikle parlaklığı, renk gamutu çok güzel hem renk doğruluğu çok iyi hem keskinliği mükemmel ve üstünü üstlük yüksek tazeleme hızına da sahip bir monitör. Bu ekran tek başına ben bunu götüreyim sahada videoları çekeyim ardından işleyeyim export da alayım bütün işim bitsin diyen kullanıcılar için. Bunun nasıl olduğunda zaten yakından göstereceğiz. Özellikle Premiere ve Premiere ekranteriyle de farklı denemeler yaptığımız zaman şunu gördük. i7s3 gibi bugün endüstri standartı olan bir kamerada bellek kartını aldığınız yüksek kaliteli kayıtları bu bilgisayarda gayet rahat bir şekilde açıp oynatıp düzenleyebiliyorsunuz. Bunu ne sağlıyor? Teknik özelliklerden biraz bahsedelim. Bunu sağlayan şey tabii ki içerisindeki işlemcisi ve bu işlemcinin çekirdek sayısının fazla olmasının yanı sıra güncel bir işlemci olduğu için tek çekirdek performansının ve frekanslarının yükselebilmesi. Sadece yükselmekle kalmıyor. 12. nesildeki 12900H işlemci performans ve efficiency yani verimlilik çekirdeklerine sahip olduğu için Whisper modda çok sessiz çalışabiliyor, çok düşük frekanslara inebiliyor ve çok az enerji tüketerek normal ofis ya da gündelik işlerde yapmanıza imkan sağlıyor. Bu modda hem batarya isterseniz çok uzun bir şekilde kullanabiliyorsunuz hem sessiz sakin çalışmam lazım, görüntülere bakmam lazım dediğiniz anlarda kullanabiliyorsunuz. Ama gerçekten videoyu hızlı çıkartmam lazım dediğinizde de Turbo Fan modunu alıp Buradaki yazılım üzerinden işlemcinin bütün performansını açar çıkartabiliyorsunuz. Her seferinde ayar yapmakla uğraşamam diyenler de Smart Auto'yu açabilirler. Şimdi bu MSI Center yazılımı MSI'nin yazılım konusuna geldiği en son nokta. Bugüne kadar Dragon Center ile aslında bunun temellerini atmışlardı. Oyuncu bilgisayarlarında yaptıkları pek çok doğru şey vardı. MSI Afterburner gibi güzel programların yanında olmaları bir kenara, bilgisayarlarında, laptoplarında fan ayarlarına müdahale imkanı sunan, overclock imkanı sunan, pek çok farklı deneme yapan MSI zaten burada kasa noktasında da yazılım ve donanım noktasında da en uç seviyede sistemler üretiyor. Burada User Senaryoda bir de Smart Auto sunmuşlar ki artık. Bu creator'ın hitap ettiği, Nvidia Studio programının hitap ettiği içerik üreticiler hiçbir şey düşünmeksizin otomatik modda ayarını ayarında bilgisayara bırakabilirsin. Bu moddayken performans gerekmeyen noktalarda fanlar sessiz tamamen sessiz gibi çalışıyor ama performans gereken yerde de ısınma yüzünden yavaşlama olmasın diye fanları köklüyor. Peki ısınma oluyor mu? Bu kadar çok çekirdekle birlikte tabii ki bu tarz bir bilgisayar arkadaşlar ısınıyor. Ama çok da başarılı bir şekilde soğuyor. Çünkü içini açtığımız zaman gördüğümüz üzere çok güçlü bir soğutma sistemi var. Bu sayede en güçlü işlemciyi en yüksek frekanslarda rahatlıkla kullanmamızı sağlıyor. Aynı zamanda çift kanal bellek var ve 32 GB bellek ile RAM ile birlikte geliyor. 4800 MHz frekansı var. Bu çok yüksek bir frekans. Tam içerik üreticiler için optimize edilmiş diyebilirim. Yani video dışında müzikle de uğraşıyorsanız bu işlemci RAM kombinasyonuyla çok iyi işler çıkartabilirsiniz. Keza SSD'imizin performans testlerine de baktığımız zaman muazzam hızlara ulaşabiliyoruz. Siz de takacağınız SSD'de yüksek hızlı SSD'leri tercih etmelisiniz. Wi-Fi kısmında zaten Wi-Fi 6E var. 2.4 5 GHz 6G 1 GHz, 160 MHz bandı var. Gigabit bir internet kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. GPU 0, Intel Iris, dahili grafik yongası. Bu optimuslu bir cihaz ve ne yazık ki Max Switch bulunmuyor. Yani oyuncu odaklı değil, içerik üretici odaklı bir tasarıma sahip. Bu özellikle Thunderbolt portundaki görüntü çıkışı. Her zaman için Intel grafik üzerinden geçtiği için arkadaşlar buradan Max Switch koymamışlar. Harici monitör kullanımı güç tasarruf modları daha öncelik kazanmış. Burada GPU 1 olarak da Nvidia'nın 3070 Ti var. 8 GB kendi adanmış belleğiyle bu canavar bir ekran kartı. Bu Nvidia Studio bir laptop ve stüdyo programına dahil olduğu için de buna oyun sürücülerini değil stüdyo sürücülerini kuruyoruz. Bu sürücüler çok daha stabil çalışıyor. Stabil çalışma, istikrarlı çalışma daha öncesinde bizim Workstation bilgisayarları alma sebebimizdi. Artık Nvidia'da, MSI'da bilgisayar üreticileri şuna karar verdiler. Çoğu içerik üreticisi eskiden olduğu gibi kurumsal bir firmada milyonlarca dolarlık bütçelerle çalışmıyor. Daha orta halli ufak kobiler, stüdyolar, bağımsız çalışanlar var. Bu stüdyo programı, bu stüdyo programında MSI'nin bir diğeriyle birlikte geliştirdiği bu düzüstü bilgisayar bu içerik üreticilerine en üst düzeyde kaliteye sahip ürünleri daha iyi bütçelerle sunmaya amaçlıyor. Biz önceden GTX ekran kartlarını Quadro'nun yerine alarak zaten kendimiz bu çığırın alıyorduk. Yani biz son kullanıcılar Quadro ekran kartları satılırken de gidip GTX almak durumundaydık bütçemiz yüzünden. Şimdi RTX sonrasında bunun içerisinde yapay zeka, Tensor Core çok farklı çekirdekler geldi. Makine işlemesi, yapay zeka, makine öğrenimi bütün bunlar bir araya geldi. Ve üzerine eklenen yazılım ile birlikte artık bu gerçekten içerik üreticiler için çok güzel bir platform haline aldı. Biz oyun bilgisayarı değil de iş ve üretim bilgisayarı alırken bu noktada FPS'mizi 3-5 FPS daha fazla arttırmak değil amacımız daha istikrarlı sürücülerle çalışmak. Keza buradaki SSD olsun, beraberindeki ekstra yuva, bağlantı özellikleri ve en önemlisi de sürücüler olsun tam olarak bunun için tasarlanmış. Bu esnada tabii kullanıcı deneyiminden biraz daha bahsetmem gerekiyor. Özellikle SteelSeries klavyeyi burada kullanmaya devam etmiş olmaları benim en çok hoşuma giden özellik oldu. Çünkü ekran çok güzel, kasa harika, e tuşlar nasıl? Tuşlar kadife gibi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu alanda bu tarz bilgisayarlarda kullanılan en iyi klavyeye sahip diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hem oyuncularda olduğu gibi tam RGB'de SteelSeries Engine ayarlanabilir bir klavyesi var, hem tam tuş takımına sahip. Hem buradaki ok tuşları büyük boyda. Tek eksiği şuradaki enter tuşunun yine kesik olması diyebilirim. Bu da büyük olsaydı benim için mükemmel olacaktı. Parmak izi okuyucusu burada. Açma tuşu sağ üstte yer alıyor ve biraz uzun basmak gerekiyor. Hemen basar basmaz kapanmasın diye böyle bir önlem almışlar. Çünkü kazayla basmak biliyorsunuz çok kolay bu tür tuşlara. Buradaki her şey olması gerektiği bir ayarlamışlar ve yazılım ayarlarını da bize sunmuşlar. E MSI Party key, RGB Keyboard olarak buradan tıkladığımız zaman bütün tuşların özelliklerini görüp ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere yazılım desteği tam olarak sunulmuş. Peki hoparlörleri nasıl? Dynaudio hoparlörler zaten laptoplarda kullanılan en ileri düzey donanım özelliğine sahip hoparlörler arasındaydı. Burada değişen bir şey yok. Muhteşem bir ses kalitesi var. Müzik Yani ekran, ses ve klavye touchpad'in de geniş olması, ekranın da 16'ya 10 olması ve renk kalibrasyonu olması bir araya geldiği zaman istediğimiz her şeyi sunuyor. Peki ekranın ayarını yapabiliyor muyum? Onu da yapabiliyorsunuz. MSI'nin True Color yazılımı var burada. MSI True Color uygulamasıyla da ekranın renk profilini çalıştığımız şekle göre sRGB ya da farklı modlara alabiliyoruz. Tabii ki yazılımları kurar ve kullanırken bunları bilmenizde fayda var. Artık bunlar Microsoft Windows mağazası üzerinde sunuluyor. Bu True Color ile diğer ayarların birleştirilmesi gerektiğinde en azından yorum olarak MSI'e ilettiğimi de sizlerle paylaşayım. Burada user scenario battery optimizer altında o ayarda olsaydı hoşuma gidecekti. Aynı zamanda noise cancellation diye konuşmalarda sesteki arka plan gürültüleri azaltan teknolojiler de var. Smart Priority ile birlikte önceliklendirme ve diğer optimizasyonlar da artık bir araya toplanmaya başlamış durumda. İleride bu MSI Center'ın özellikle bu üzerindeki Pro takısı ile birlikte cihaza göre ek özelliklerini de görebileceğiz. Start Diagnosing dediğimiz zaman son zamanlarda incelediğim bazı diğer laptoplarda da gördüğüm bir performans analiz raporu oluşturma imkanı da var. Bu da anladığım kadarıyla özellikle çok farklı kitleler bu cihazları kullanmaya başladığı zaman bilgisayarda uzman olmayan ama cihazın performansında gariplik sezenlerin rapor oluşturması ve bunların analizini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış. Bunun çok basit bir sebebi var aslında. Şöyle söyleyeyim. Burada performans modunu, optimizasyonları, user senaryoda Smart Auto dengeli ya da yüksek performanslı değil de Silent'a bırakırsanız işlemcinin frekansları çok kısık seyrediyor arkadaşlar. Yani aslında çoğu performans problemi bu tür bir batarya güç koruma ayarından kaynaklanıyor. Peki yüksek performansa getirirsem neler olur? Şimdi buradaki çarka tıkladığınız zaman ve yüksek fan seviyesini duyduğunuz zaman anlıyorsunuz neyin olduğunu. Cihaz buna karşın bütün çekirdekleri kullanırsanız devamlı şurada duyacağınız yüksek fan sesiyle birlikte bir gürültü oluşturuyor arkadaşlar. Çok çekirdekli işlemcilerin bu ikisi günümüzde teknolojik olarak henüz ortadan kalkmadı. Dengeliği seçtiğim zaman olması gereken kıvama geldik. Video sunumu için ama şuradaki silent ayarın ne kadar büyük fark yarattığını siz de duyabiliyorsunuz. İsterseniz tabi aşağıda daha farklı detaylı ayarlarda yapabilir ya da süper pil ömrüne bile alabilirsiniz. Bu tamamen ne için kullanacağınıza bağlı. Gelelim oyun testlerine. PC'de ne yazık ki MaxiWitch olmadığı için oyun testlerinde elde ettiğimiz sonuçlar MaxiWitch olan MSI'nin en üst düzey oyuncu kasalarına göre daha düşük FPS sonuçları veriyor. Ancak şunu da görebiliyoruz. Daha sessiz ve serin modlarda hatta bataryada bile daha düşük çözünürlükte ve ayarlarda artık oyun oynamak Nvidia'nın en son seçenekleriyle daha mümkün. Yine de en üst düzey grafiklerde en üst düzey kalitede oyun oynayacaksanız Total War Warhammer'da mesela grafikleri kökleyecekseniz burada testte gördüğünüz üzere güzel kaliteli görüntü elde etmek için fişe yine takılı kullanmanız gerekecek. Normal çalışma hayatında her türlü esnekliği sunmasına karşın günümüzün bu çok çekirdekli üst düzey ekran kartı sistemleri sistemlerinde halen daha prize takılı şekilde en üst düzey performans elde ediyoruz. Peki alır mısın almaz mısın artısını eksisini artısını başta da söyledim. Bu kesinlikle video prodüksiyon işi yapanlar için tasarlanmış bir bilgisayar. SSD'leri takıyorsunuz RAM'i yüksek frekanslı ve bol, işlemcisi inanılmaz derecede güçlü. Gündelik hayatta sessiz ya da yüksek performanslı modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Ekstra iş yerine bir monitör taşımadan kalibre bir monitörde profesyonel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani al ve her şeyi yap şeklinde kullanılabilecek, mesai bittikten sonra oyun oynanabilecek bir bilgisayar. Ama eksi yanları da şunlar. Aşırı yüksek performans modunda hala kasanın bu üst kısımlarında ısınma oluyor. Bu kadar çok çekirdeği bu kadar ince bir kasaya masaüstü bilgisayarların çoğu modelinin performansını laptopa sığdırdığınız zaman frekansları da açtığınızda ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. O yüzden turbo fan açmadan tam performansa çıkamıyorsunuz. Diğer yandan Max Switch olmadığı için oyunlarda dediğim gibi MSI'nin oyuncu kasalarına göre performans eksileri de var. Ama eski kullandığınız bilgisayar ile bunun performansı arasındaki fark gerçekten yeni nesil kasanın güzelliğiyle birleştiğinde geçmeye değer. Gerçekten bu alanda ihtiyacı olanlara tavsiye edebileceğimiz muazzam gelişmeleri bir araya getiren bir bilgisayar olmuş. Bu video ile ilgili her türlü sorunuzu ve gelecek içerik üretici sistem incelemelerindeki yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.